Aha, balık. Bana bak Yusuf. Eğer bu akşam bizi balıksız bırakırsan... ...balık pazarına sen gidersin ona göre, tamam mı? Merak etme abi. Balıkların zaten elleri solungaçlarında. Oltaya vururlar şimdi. Ne? Elleri balıkların ne? Solungaçlarında mı? Evet. Bana bak Yusuf. Gittikçe bana benzemeye başladın, farkında mısın? Evet. Diyorum ki bu yaz böyle saçlarımı biraz uzatayım. Bir top sakal yapayım falan. Ha, ne dersin? Yap. Yap Yusuf, yap. Neşeniz yerinde bakıyorum. Neden olmasın sevgilim? Baksana yaz geliyor. Kanım ısınıyor. Ve hepsinden önemlisi... ...yeniden birlikteyiz. İşsiziz ama mutluyuz. Öyle mi Kürşat? Tam tersi sevgilim. Tam tersi. Yapacak o kadar çok işimiz var ki hangisinden başlayacağımı bilemiyorum. Önce Rıza'nın boğazını mı kessem yoksa Erkan'ı köyünün mezarlığına mı göndersem karar veremiyorum. Ha abi, bir de kahraman polis var, unutma. Doğru söylüyorsun Yusuf. Kimden başlayacağımıza karar verdim. Söyle şu polisin nişanlısını saniye saniye takibe alsınlar. Boş bulunduğu bir an bana getirsinler ki biraz eğlenelim. Biz de bu arada Rıza'yı bir ziyaret edelim. Benim karnım acıktı. Onda güzel kebaplar oluyor. Hadi. Abi balıklar ne olacak? Yusuf. Bu yaptıklarını Memoli abine söyleyeceğim. O düşünsün sana ne ceza vereceğini. Bence Memoli abim çok sevinecek beni gördüğünü, biliyor musun Bergin teyze? Çok heyecanlıyım, çok. Şimdi ömür kurtulayım, başka hiçbir şey istemiyorum abla. Oo, abi ya sireni bir kere çalabilir miyiz? Ne olur ya. Ya dursana ya. Ne olur ya. Ya ne yapıyorsun? Dur oğlum. Aa telsizde var bak, Bergin teyze bir kere gelsin. Aşkına bir şey söyle. Yapma diyorum ya. Çocuğum yapma. Polis abilerinin dikkatini dağıtıyorsun, kaza olacak. Allah Allah, ömür boyu ben bununla yapışık kardeşler gibi mi kalacağım abla? Yok canım, öyle şey olur mu Zeynep, Allah korusun. Bak 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 bak. Açılın, aynasızlar geliyor. Yapma ya, yapma ya. Cem. Cem. Oğlum şu sandalyemi ver bari, buna oturulmuyor ya. Al baba ya. Benim sandalyeyle ne işim olabilir ki? Benim işim manzarayla. Baba ben karar verdim. Bundan sonra bu masadan hiç kalkmayacağım. Ne kadar dosya falan varsa getirin. Ben burada hepsini hallederim. Olur mu oğlum? Demin Kemal abi dedi ya. Süleyman oraya baskına gideceğiz. O zaman Derya da gelsin. Domates suları geldi. İstiyorsan Avni de gelsin. Adam en büyük suç organizasyonlarından birinin orta yerinde duruyor. Biz böyle el ele pikniğe gider gibi gideriz artık. Ben nereye gidiyorum Memoli abicim? Baskına geliyorsun. Yok abi. Abicim ben almayayım. Hem çay ocağı boş kalmasın. Sonra maazallah benim başıma bir hal gelirse bundan sonra çayı sallama içersin, söyleyeyim. Doğru söylüyorsun Avni. Böyle bir riski göze alamayız. Avni çekil abi önümden ya. Tamam abicim ya. Cem abim nereye bakıyor öyle? Derya'ya. Aa şu yeni gelen kız mı? Evet. Ulan şunu şöyle uçak yapabilsem. Gel buradan oraya gider mi acaba? Üzerine de şöyle kalp yapıp şuraya da yazarım. Cem Hava Yolları. Hem uçak zengin imajı da verir ha. Zengin durur. Hadi havalı olur. Cem komiserim müsaadenizle boşlarınızı alayım. Az kalsın unutuyordum. Memoli abi şu yeni gelen kızın adı neydi? Derya Avni. Ha Derya mıydı onun adı? Unutmuşum ben de o yüzden şey yaptım. Avni. Şu yeni gelen kız diye bir cümleye başladın. O cümleyi tamamlar mısın lütfen? Yalnız dikkat et. Zarfını, tümlecini, edatını yerli yerine koy. Devrik bir cümle olmasın. Çünkü bu senin son çay servisin olabilir. Yok abicim şey diyecektim sadece. Geçenlerde kızın masasında böyle çerçeveli bir resim gördüm. Resimdeki adam aynı Ricky Martin'e benziyordu. Ulan dedim şu kıza bak dedim. Koskoca komiser yardımcısı olmuş. Hala masasına liseli kızlar gibi Ricky Martin resimleri koyuyor dedim ama... ...korkulacak bir şey yokmuş. Meğer resimdeki kızın nişanlısıymış abi. Boşu boşuna günahını almışız kızın. Ama çocuk Ricky Martin'e o kadar çok benziyor ki... ...belki de ondan çok daha bile yakışıklı ha. Ama yine de Allah sevdiğine bağışlasın değil mi abi? Yapma ya. Ya Cem, ben de sana söylemek istemedim ama... ...ben de gördüm o resmi, biliyor musun? Çok yakışıklı bir çocuk abi. Bir de 1.90 boyu var böyle. Yapma ya. Peki resimde nasıl anladın 1.90 boyunda olduğunu? Boy fotoğrafı çekmişler ağacın yanında. Öyle ağaçtan baktım da anladım. Bana kaderimin bir oyunu mu bu ya? Yaşandı bitti saygısızca. Avni,
Buyur abi. Aşk her şeyi affeder mi? Bilmem abi. Bilemem. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.